Selam sevgili arkadaşlarım. Bugün limon ve yumurtadan faydalanarak limon kremi hazırlayacağım. Bu krem ne işe yarıyor? Ve dudak üstündeki kırışıklıklar, alın kırışıklıkları, ciltteki koyu lekeler, güneş lekeleri, yüzdeki sarkmaları toparlıyor, cildimize C vitamini katkısında bulunup kolajen desteği sağlıyor, cildi beyazlatıyor, cam gibi bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Yumurtanın beyazını kullanacağız. Yumurtanın beyazını derin bir kasenin içine alıyorum. Isıya dayanıklı bir kase olması gerekiyor bu arada. Hızlı hızlı çırpıyorum. Köpürene kadar çırpıyorum. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Yumurtanın beyazını iyice çırptıktan sonra limon suyu kullanacağım. 2 yemek kaşığı limon suyunu da çırptığım yumurta beyazının üzerine ilave ediyorum. İki malzeme birbiriyle özleşene dek çırpıyorum. Gül suyu kullanacağım. Fakat elinizde gül suyu yoksa gül suyu yerine süt de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı gül suyunu da karışımın üzerine ilave ediyorum. Ve bal kullanıyoruz. Ne kadar kaliteli bal kullanırsak alacağımız sonuçlarda o kadar kaliteli olacaktır. 2 yemek kaşığı bal ilave ediyorum. İyi bir şekilde tekrar çırpıyorum. 1 tatlı kaşığı da nişasta ilave ediyorum. Ben buğday nişastası kullandım fakat mısır nişastası veya pirinç nişastası da kullanabilirsiniz. Tekrar nişasta iyice dağılana kadar karıştırdıktan sonra ocağın üstüne götürüyorum. En küçük ocağın en düşük ayarında sürekli karıştırarak kremi pişiriyorum arkadaşlar. Kremin dibinde hiç su görmeyene dek, videoda görüldüğü kıvama geldiğinde de Ocağın üstünden alıyorum, biraz daha karıştırıyorum ve son malzememi ekliyorum. Zeytinyağı kullanıyorum, fakat badem yağı da kullanabilirsiniz, hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Cildinize iyi gelen yağdan bir tatlı kaşığı hem karıştırıp yavaş yavaş da yağ ilave edip e, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yağ ekledikten sonra son çırpma işlemimizi yapıyoruz ve kremimiz hazır hale geliyor. Benim şöyle iki küçük kavanozum var. Kremi onların içine boşaltacağım. Mümkünse cam bir kaba boşaltalım. Ve kremi buzdolabında muhafaza edeceğiz. 15 gün buzdolabında bozulmuyor. Kremi hazırladıktan sonra 6 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Kremi gece uyguluyoruz ve 30 dakika kadar cildimizde bekletiyoruz. Sonra yıkıyoruz ve arkasına serum veya nemlendirici bir krem sürebiliriz. Göz altına uygulamıyoruz. Bu kremi boynunuza da, dekolte bölgenize de, ellerinize de uygulayabilirsiniz. Bir akşam uyguluyoruz, bir akşam uygulamıyoruz. Hassas ve alerjik bir cilde sahipseniz limon yerine portakal suyu kullanarak da bu kremi hazırlayabilirsiniz. Cildimizdeki lekelerin gitmesiyle savaşırken yeni leke oluşumunu engellemek için de gündüzlerde mutlaka güneş kremi kullanmamız gerekiyor. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.